Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Hoppala. Bir. Hoppala. İki. Din bakalım. Üç. Bu ne işe yarıyor biliyor musun? Garibi biliyorsunuz. Yani tanıdınız. Garip için abi böyle bir şey olamaz. Burası dolmuş sinek. Garip için sinek öldürüyorum maalesef arkadaşlar. Garip de sineğe bayılıyor. Sabahları kalktığımda buralarda çok sinekler oluyor. Ben de vurduğum sinekleri garibe veriyorum. Hatta şimdi denemesini de sizlerle beraber yapacağız. Bakın bir tane vurayım önce. Evet arkadaşlar, 5 dakikada garip için bir ziyafet. Şimdi sıra garibuyu çıkarmaya da geldi. Garibu, 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 garibu. Neredesin? Neredesin lan şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz? Büyüdün mü lan sen şerefsiz? Büyüyorsun ha, kocaman oldun ha. Seni sinekle besliyorum oğlum. Tabii ki büyüyeceksin. Kocaman oldu ya. Bak şimdi bu bana saldırıyor sen sinek. Ye. Aferin aferin, bak bak bak. Bak bak bak, bir sürü getirdim sana ha. Büyüdü ama değil mi? Sinekleri veriyor mu? Sinek çabuk büyütüyor. Hayvanlar her zaman doğayla iç içe olması gerekir. Sinek ziyafeti arkadaşlar. Garibin sinek ziyafeti. Bugünkü öğününde sinek vardı. Ben de çok hızlıyım ha. Amca avcıyım yemin ederim. Dur mu lan? Ha, kalmış ya oğlum, bak burada burada bak 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 bak, var 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 bak. Kursağı bak. Garip 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 garip. Garip, dur bir saniye. Benim şeyim de, avcı şeyim de çok efsanedir ha. Olsa nasıl yiyeyim? Gün gün büyüyor ha. İlk geldiğinde ufacık bir şeydi. Şimdi kocaman oldu. Sinek çok faydalı geliyor ona ya. Çabuk büyümesine sebep oluyor. Hem buranın temizliğini yapıyorum. Sineklerden arındırıyorum. Al al al, bak elledim senin için ha. Normalde ellemem. Ellemez olur mu? Sinek avcısı Sezgin ellemez olur mu? Bak 2-3 parça kalmış. Çıkıraya bak. Şu kursağa bak, Allah aşkına doldu ya. Tam bir tabak sinek. Tam bir tabak sinek geldi. Tam bir tabak. Tam bir tabak sinek yemiş. Çirkin. Çirkin seni. Seni çirkin seni. Dedik tek başına yaşamaz ama şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi onu yerine koyayım. Onun şu anki istikakını yiyip dinlenme zamanı. Şimdi dinlenecek ki o yarasın ona. Çilo olsun, boy olsun, pos olsun, büyüsün. Değil mi? Şimdi sıra kuşlarımızda. Hadi bismillah. Geç. Geç. Bu arada muhabbet kuşlarını merak ediyor musunuz? Bir sonraki videoda muhabbet kuşlarını çekelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca sizden ricamdır, videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Bak oluşum, oraya gitme artık. Cihan'ın altında bir yavru var. Kimin yavrusu tam olarak tahmin etmiyorum ama ben aransın olarak bekliyorum. Belki de onun değildir. Şamlıların her iki yumurtası da yalan olmuş arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim.
boşluklar yani. Boşluklar derken yumurtalar birbirine çarpmış. Birbirine çarpınca da öyle yalan olmuş. Ben bilsem öyle olacağını en azından şey yapardım. Yavru artık yavaş yavaş çıkman lazım lan senin. Kocaman oldun oğlum. Çıksana dışarıya eşek herif. Sizde durum nedir aslan parçaları? Bir yumurta onların, bir yumurta da... kralın veliahtında. Bir yumurta kralın veliahtı, bir yumurta da onlara. Bakalım. Beyaz tipi bayağı bir gitmiş ama. Benim acilim. Bakayım. Bir dut yaprağı tedavisi yapmam lazım. Bir dut yaprağı tedavisi yapmam lazım. Şuraya bak. Valla durumu hiç iyi değil. Bayağı bir nefes darlığı çekiyor. Sen hiç dışarı çıkma. Ben sana birazdan bir tedavi uygulayayım. Arkadaşlar. Dut yaprağı tedavisi dedim farkındaysanız. Dutta bütün mineraller bulunuyor. Şifa deposudur. Boğaz mantarı. Ondan sonra böyle nefes darlığı. Ondan sonra göz sulanması. Aklınıza gelecek bütün hastalıklara iyi gelir dut yaprağı arkadaşlar. Uygulamasını bugün işe gittiğimde yarın sizlere göstereceğim. Uygulamalı bir şekilde nasıl yapacağız diye. Bundan sonra kuşlarımızın vitaminleri için dut yaprağını eksik etmeyeceğiz. Kabızlık, mabızlık her şey için çok iyi gelir arkadaşlar. Dut yaprağı bizim şimdiye kadar kuşlarımıza vermememiz gerçekten bir hata. Bunlar yine boş herhalde bu yumurtalar. Belli zaten. Basamıyor. Bir döllenme sıkıntısı var. Ya aferin bak bu yavru biraz kendine gelmiş gibi duruyor. Bu arada sıkıntı dişide değilmiş arkadaşlar. Sıkıntı erkekteymiş. Yani bu yumurtaların boş çıkmasının sebebi erkekmiş. Bugün de benim bu yeni bestedir arkadaşlar. Bu bugünkü bestemizdir. Bugünkü bestemiz de böyle. Lan o güzelim Şam'a gitti. Bu arada sevgili dostlarım, yavrulardan bir tanesi hala gelmiş değil. Gelir mi? Ben ilk günde söyledim size, o kuş Mart tarafından kovalandı. Belki de yakalandı o yavru, bilmiyorum artık. Gelirse bir mucize olur. Bugün ikinci gün çünkü. İkinci mi? Dün değil, öbürsü gün gitmişlerdi. Bugün üçüncü gün attım. Bugün üçüncü gün. İkinci gün yavrularımız, bak bunları unutmuş. Cün yavrusu bayağı bir hafif ha. Yeni beslemen de ağzıma bir şey dolandı mı artık susmak bilmiyorum arkadaşlar. Ben de aynı şey gibiyim. Takılı kaset gibiyim.
Yeter ki ağzıma bir tane şarkı dolansın. Ya dolandı mı işim bitmiştir. Size de geçmiş olsun o zaman. Aynı sinek gibi vam 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 vam. Tamam, ben bir yemek yemeye geçeyim arkadaşlar. Bir yemeğimi yiyeyim, kahvaltımı yapayım. Ondan sonra devam edelim. Gel. Bir karışık bir buğday, arkasından da mısır. Yemek de yedim, kahvaltı yaptım yani. Allah kimseye aşıklasın olmasın inşallah. Onlara bin katını versin inşallah. Bir avuç daha lazım. Gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan. Sen de seviyorsun mısırı ha? Işık. Al. Hadi temizleyin orayı. Mısır iyidir ama fazla vermeyeceksiniz arkadaşlar kışın, çünkü işimize yarayacak. Kışın bakalım bir daha mısır bulabilecek miyiz? Bulursa bir 100 kilo daha almayı düşünüyorum. Mısır iyidir ya. Kuşlarım için de iyidir, yavrular için de iyidir. Yavrular yeme düştükten sonra mısır takviyesini yaptın mı kendini toparlıyorlar. Yonun altındaki yavruya bakalım kimin yavrusuymuş veya. Tamam kızım, bir dakika. Bir dakika. Kimin de var? Arası mı acaba? Arastır arası. %90 arası söylemesi. Johnny. Johnny. Eşek Johnny. Geliyor ha. Karın geliyor karın. Karın gümbür gümbür geliyor inşallah. Sen gözün niye öyle oldu? Seni dövdüler, çapak tutmuş değil mi? Parça. İyi misin? Vallahi hiç iyi değil. Hiç iyi değil hiç. Ne oluşum? Neyin var? Nefes darlığı. Sıcak aldım. Çok sıcak. Bu arada diğer yavruyu da bölüğün arasına aldım zaten. Bir önceki videoda gördünüz. Bu biraz durumu iyi değil. Bu yüzden onu çıkardım orada. Ağaçların da güzel ha. Bakalım hangisi tutacak. 4-5 tane var. Hangisi tutarsa onu bırakacağız. Lan Yaşar. İsmin Yaşar bundan sonra. Yaşar yaşamaz diyorlar ya. İnşallah yaşarsın. Ne yapıyorsun lan Zato? Kırılırsa kulağınızı çekerim ha. O kırılırsa kulağınızı çekerim ha. Gelin. Gel. Burası temiz ya. Burada yemlemelerini yapsınlar. Şu tip yavruyu size göstereceğim de. Şeyin altındaki, Arapların altındaki yavru. Gel. Gelin gidip bakalım ona. Değişikmiş. Poçalara bak. Gel bana bak. Ara bir daha var. Ara. Poçalara bak. Bir karış. Hadi. Değişik bir şey ya. Allah Allah. Paçaları ondan daha büyük ha.
Vallahi paçaları ondan daha büyük. Bırak onu. İstanbullu. İstanbullu. Bak. Çık orada. Tamam tamam, bak ver bana onu. Arapa, al yavrunu. Ara yavrunu, tamam. Oğlum biraz durumu kötüydü ama çok şükür. Birkaç gündür kendini toparladı, gibi görünüyor. Bunların aşk mabedi burası. Bak dişi de orada. Ay bak güzel, bugün yanında bakalım. Bekliyoruz. Bestemle bitiriyorum videoyu. Cansınız ciğersiniz. Hoşçakalın. Haşterlou. Yapıştırmış ke. Hadi Allah'a emanet olun.